Nazgül. Nazgül, girebilir miyim? Allah Allah. Senin saçının rengi? Sen Nazgül'ün bebeği değilsin. Senin bebeğin var. Afet uyan Afet. Afet uyan Afet. Aman. Kız ne var, ne ötüp duruyorsun başımda horoz gibi. Afet bunu görmen lazım Afet. Kız neyi göreyim, ne var be? Bak işte bak Afet. Aman ne bakacağım be ben buna. Anası baksın hem. Nazgül'e de bravo yani. Ha, şimdi ilk günde çocuğunu sana mı postaladı? Önce şuna bir bak da sonra konuş istersen. Anne bakacağım ya. Bak. Kız. Bunun piskili var ya. Kimin kabı o? Bilmiyorum. Dama bırakmışlar. Böyle sepetin içinde ağlıyordu. Aman. Ay kıyamam. Oy yavrum. Gel. Gel bakayım. Ay gel. Oy 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 oy. Oy kurban olurum ben sana. Anan kim yavrum senin? Anan kim? Afet. Afet ne yapacağız? Ne yapacağız mı var gör? Tanrı misafirine gözümüz gibi bakacağız. Tamam. Ama önce konaktakileri haber verelim de. Haber verek. Oy gel. 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 Yavaş yavaş. Masanın üstünde bu sepetin içindeydi. Baştan Nazgül'ün sandım ama değil. Emin misiniz kız? Eminim hala. Pipisi var. Ver bakayım. Ver azıcık seveyim. Ay 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 ay. Anam ne de güzel şeymişsin sen. Niye ağlıyorsun? Ama yoksa aç mısın? Ay çok iyi anlıyorum seni. Ben de acıkınca hep ağlayasım geliyor. Ya kızlar süt büt kaynatın, altına alın şu çocuğun ya. He valla kuddu kokla. Yeni gelin. Daha iyi de süt ısıt. Daha iyi de. Hemen anneciğim. Bana bak kız. Öyle inek sütü falan vermen ha. Cemil'in karısına gidin taze sıkılmış keçi sütü isteyin de gelin. Allah Allah. Ha inek sütü ha keçi sütü be. Ne fark eder ya? Haydin çocuk açlıktan öldü, götürün şunu yedirin içirin. Ne demek ya ne fark eder? Bizim de bir bildiğimiz var herhalde değil mi Kamelya Hanım? Keçi sütü anne sütüne en yakın süttür de ondan. Yazık, iyi beslemek lazım gelir Sabi'yi. Ya keşke Nazgül burada olsaydı. Onu sağır doyururduk bebeğin karnını. Ve kız ver şunu açık ya. Ana. Tamam aldım. Anne. Dur biz bir seni temizleyelim, paklayalım değil mi? Nilan koş kızım sen Nazgül'ün odasından bez dazı bındı mı bındı bir şeyler getir de aklayıp paklayalım ya şu Sabi'yi. Ha?
Abi, görüyor musun Allah'ın işini? Beni evlattan mahrum bırakıyor. Sonra da bu sabıyı kapımızın önüne bırakıyor. Şşş, Gökhan. Oğlum biz ne konuştuk seninle? Sen dik duracaksın ki karın senden güç alsın. Bu ne? Bu ne böyle ya? Aa, mektup bırakmışlar be. Okuyun. Okuyun haydi bakayım ne diyor. Getir bakayım onu bana Hazar. Getir, getir evlat. Getir. Buyur dedeciğim. Çok değerli ağam. Sen bu mektubu okuduğunda ben çoktan bu dünyadan göçmüş olacağım. Artık benim dayanacak gücüm kalmadı. Oğlum sana emanet. Onu koru, kolla. Lütfen ona çok iyi bak ve kendi evlatlarından ayırma. Ah başımıza gelenler ya. Ya babam başka bir şey demiyor mu? Yok, hepsi bu kadar. Bana bakın, bir isim, bir imza yok mu be? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Mektubu kimin yazdığını bilmiyoruz ama kime yazıldığını çok iyi biliyoruz. Kime yazılmış kız? Ağama herhalde. He, ama bir bulabilsek. Hakkıt abim nerede ya? Orası bir muamma. Ama yakında çıkar. Ya siz kalenderi bırakın da bu bebeği ne yapacağız? Acaba kim bıraktı ki ne? Korkut ağam, Allah Allah. Bu doğru soru mu ya? Değil tabii ki. Doğru soru neden kalender ağama bırakıldığı be? Neden olacak Kamelyalı Hanım? Benim abim Çukurova'nın en yüce gönüllü, en merhametli ağası da ondan. İşte belli ki bizim marabalardan birinin çocuğu. Kart karılar, Allah Allah, hiç aklınız yok mu sizin be? Parçaları birleştirin. Ağam ortadan kayboluyor. Hemen arkasından da bir çocuk ağama bırakılıyor. Haydi bakayım, neden acaba? Ana, karılar? Ay yoksa bu bebek ağamın gayrimeşrusu mudur? Aferin, aferin kız, sana akıllı. Demek ağamın sırrı buymuş. Ya apır sapır konuşup ortalığı karıştırmayın. Önce şu bebeğin bir karnını doyurun. Sonra sorup soruşturak, bu bebeği iyice bir araştırak canım. Korktuğum başıma geldi. Ama ben biliyorum, hep benim yüzümden oldu bunlar. Ya anacığım, sen niye böyle konuşuyorsun şimdi? Niye senin yüzünden olsun diye benim güzelim? Kız, bana bak. Yoksa sen AFT'de mi bir şeyler yedirip içirdin? Yok, öyle değil. Ben Bella'ya kızdır diye çok laf ettim ya. Ondan oldu bunlar, ben biliyorum. Eh be güzelim, ne alakası vardır ya sen? Niye Allah Allah? Var var. Ben size çok laf ettim ya. Allah da dedi ki, al ben sana aynı derdi vereyim de gurgulünü dedi. Ağrınızı aldım ben sizin. Ah be Ayşem benim. Bak sana yeminle yukarıda Allah var. Ben sağ falan etmedim benim bir tanem. He yani ah ettiyse anca o bela etmiştir. Asiye. Ha canım. Ben şimdi gidip Bella'dan özür dilesem. Hayatımın sonuna kadar ona iyi davranacağıma söz verdim. Affedin kızlığı, geçer mi? Geçmez mi? Ayşe. Babam. Babam. Beraberi duydun mu? Duydum benim kızım, duydum. Asiye. Hay babam. Sen hele içeri geç de o sahipsiz bebeğe bir bak hele. Onlar anlamazlar şimdi. Hemen babacığım. De haydi benim kızım, de haydi. Babam. He. Babam ben ne yapacağım şimdi? Gelinim kızı çocuğu olmuyor. Ağam çekip gitmiş. Ben ne yapacağım babam? Metin olacaksın Ayşe.
Öyle hemen karalar bağlamayacaksın. Bak, Kamil Bey afetle Gökhan'ı İstanbul'a en birinci doktorlara götürecek. İyi haberlerle de dönecekler inşallah. Ya kara haberle dönerse babam? Benim Gucci'mi baba olmaya hakkı yok mu? Afet'in kısırlığı yüzünden. Benim Gökhan'ımın eksik kalmasına göz mü yumacağız babam? Ayşem, öyle en kötüsünü düşünüp de kendini üzme, tamam? Bak, Allah'tan ümit kesilmez. Bir hal çaresi bulunur elbet. Bir çaresi var aslında babam. Ha, neymiş ki ne? Guma. Ayşe, sakın. Sakın bir daha ağzından guma lafı duymayayım. Bak, ben kalenderime guma getirdim, başını yaktım evladımın. Bundan böyle bu evde kimsenin guma getirmesine izin vermeyeceğim. Bu da böyle biline. O zaman kalenderamın da guma getirmesine izin vermeyeceğim değil mi babam? Vermeyeceğim tabii. Bundan böyle bozuk konağında guma devri kapanmıştır. Beni anladın? Anladım babam. Guma yok. Yok. Maaştı. Buradadır senin Gudduk. Kız! Gudduk! Ne yapıyorsun ya? Kız Asiye, bunun yaşadığına emin misin? Korkma korkma Mösever abla, yaşı ya. 3 gündür böyle. İnanmayacaksın ama yemeden içmeden kesildim. Kız baksana beni ne kadar özlemiş. He Möhteber abla he, yataklara düştük senin yokluğunda. Kız, Ayşe, de haydi kalk bak ben geldim. He, iyi ettin. Ay yok yok anam, yok vallahi başka bir şey olmuş. Bunun böyle hastalıkla hastalıkla falan bir alakası yok. De haydi bakalım anlatı. Yoksa ama mı bir şey oldu ki ne? Kız, konuşsan ya. Mütebir abla. He canım. Benim derdim çok büyük. Anlatmaya dilim vermiyor. Aa, bu Aziye karısı anlatsın. O kem gözlü yılan dillidir maşallah. Ay tövbe estağfurullah. Aşk olsun yasa. Kız Aziye, daha iyi de anlat bakalım. Ya abla ya, şimdi bizim ortanca gelin yok mu Afet? He. Afet işte kesirmiş. Kalıtsal bir hastalığı varmış. Ömrü billah çocuğu olmayacakmış. Abba! Kız, kız Suralan yeni gelin değil miydi? Yoksa bu musibeti Afet'e de mi bulandırmış? Nerede biliyorsun? Belki de Afet belaya bulandırdı. Allah Allah ya, siz ikiniz de kafayı mı yediniz ya? Ha ince hastalık mıdır bu, ona bulandırsın, ona bulandırsın? Ya Möhteber abla, hadi bunun kafa gitti de sen etme bari, gözünü seveyim ya. Ay ana. Kız Afet ne kadar da üzülmüş Türk'üne. Sade Afet mi? Gökhan da kahroldu. Hatta Kamil abi aldı bu ikisini İstanbul'a götürdü. Doktor doktor gezdiler. Kız, Gıdık üzme kendini. Vallahi bak kendiler bulurlar bir hal çaresi. Mütebir abla, ben kendimden geçtim ama ben Gökhan'ıma çok üzülüyorum. Tabii Afet'e de üzülüyorum. Yazık ama kızcağızın kaderi buymuş. Ne yapalım? Ama Gökhan'ım öyle değil ki. Gökhan'ım sapasağlam. Gökhan'ımın kaderi çocuksuzluk değil ki. O istese çocuk sahibi olabilir. İsteseyi tanımla Ayşe. İstediği an, istediği yerde, istediği herkesten. Ayşe. Hı? Yoksa sen kuma muma mı düşünüyorsun? He? Düşünüyorum, düşünmesine de Korkut babam Nuh diyor, peygamber demiyor. Bana dedi ki, Ayşem dedi, canım Ayşem dedi, en sevdiğim gelinim dedi. Bak dedi bir daha dedi ağzından dedi, asla kuma lafı duymayacağım dedi. Sen şimdi bundan kendi mi üzülüyorsun? Aha. Kızın ağabey demine ne bakıyorsun kız? Kuma bulur, hallederiz nasıl olsa.
Vallahi Mansiye. Tabii ya. Kız. Ya hem biz ne zaman erkeklerin sözünü dinledik ki şimdi dinleyelim. Hazır kalender ağam da ortalarda yok iken biz bu işi paketleriz. Kız, biz küçüğümüzü doğuma mı kaçıracağız yine? Kaçırmayız değil mi? Kaçırmayız. Mütebir ablam. Canım. Aziyem. Bir dönem. Ben sizi çok seviyorum. Ay. Biliyorsunuz. Kaliler. Hey. Kaliler. Bu mutluluk benim çok karnım acıktı. Mütebir abla. Ben kaç gündür yemek yemiyorum biliyor musun? He. Hadi yiyek. Hadi yiyek. Hadi yiyek. Tamam elleri titriyorum. Aa, aa, bundan da ye. Ah, ay, araya. Ay yaparız falan oldu. Ay. Anam tatlı da pek güzeldim. Vallahi her şey çok güzeldi. Keşke siz de yeseydiniz. Kız fırsat mı verdin sanki? Çok acıkmıştım biliyorsunuz. Ama bakın yemek iyi geldi ha. Kafam çalışmaya başladı. Ha de bakalım Kudduk. Ne aklına geldi? Şimdi bakın arılar. Ağababam bu kuma işine her ne kadar olmaz dese de, kendini yırsa da biz Gokan'ın koynuna garıyı sokarsak bir daha ses edemez. Öyle der mi? Kız senin torun derdine düştük. Başka hiçbir şeyle ilgilenemedik ki. Allah'ım da ortada yoktur. Yahu bekle Asiye her şey sırayla, onun da sırası var. Hazır ağam ortalarda yokken Gökhan'ıma Guma'yı bulak, sonra ağamı buluruz. Ha şimdi iyi tamam da Ayşe'cim pekala bu Guma işine Gökhan ne diyecek? Mecbur evet diyecek. Nasıl olacakmış o iş? Yoksa sen palazoruyla mı halledeceksin? Yok ben ölürüm de Gökhan'ıma para sallamam. Nasıl mecbur edeceksin peki? Direkt kafasını uçuracağım. Tövbe tövbe. Kız sen ne olacağım derken valla evlat katili olacaksın ha. Ya ağzından yerersin Mütebir abla. Kafasını uçuracağım ama palayla değil. Kamila bacının ilaçlarıyla. Kız o ilaçlarla ne olacak ki? O ilaçlar sadece sakinleştireyim. Doz aşımı yapacağım. Biraz fazla vereceğiz. Direkt bende kafası uçup gidecek. Hey, yani sen Gökhan'ı şimdi halvete göndereyim derken atta mezara. Ya ağzından yerersin Mütebir ablam ya. 3-5 tane fazla vereceğiz. Gökhan'ımın kafası gidecek, karıyı koynuna sokacağız. Sonra direktmen baskınımızı yapacağız. Onu evlenmek zorunda bırakacağız, tamam mı? Bak 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 bak, planlara bak hele planlara. Seni sevmiş. Kız sen doğru da bakayım hele. Sen ağama da ne oyunlar ettin de seninle evlenmek zorunda kaldı? Yok, ağam da kendinden geçtiydi ama ilaçlardan değil. O aşk sarhoşu olduydu, aşk. He he, görürsem söylerim. Neyse, bu mevzulara girip birbirimizden gidişmeyelim. Bizim davamız belli. Gökhan'ıma Guma bulacağız, onu yavrulatacağız, tamam mı? Kız bizim elimizden hangi iş kurtulmuş ki ha bu iş kurtulsun? Sen bu işi olmuş bil. O zaman hedefimiz misafirhane. Elleri göreyim elleri. Kumarbaz. Yeter da yeter. Yok yok bizim aklı kaldı. Gel bizi de yer. Vallahi yok 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 ya. Nereye sakladı ki bunları? Hakikaten ya. Karının çekmecesinden her bir şey çıktı. Bu ne kı? O ilaçlar çıkmadı ya. Kaç karla! Ne yapacaksınız benim ilaçlarımı? Evet. Yememe mi koyacaksınız? Bana içirip içirip kafayı mı yedirteceksiniz? Yok vallahi öyle değil. Kameli bacı ya. Bizim senden ne işimiz olur ki ne? Ha, anladım o zaman. Kalender ağam sizi terk etti diye siz intihar etmeye karar verdiniz. Tamam be, ne güzel isabetli bir karar. İyi tövbe estağfurullah. Allah'ım korusun. Hiç de bile öyle şeyler yapmayacaktık. Biz öyle küçücük bir işimiz var. Ya sen lafı karıştırma da söylesene hele bir. Vereyim misin, vermeyeyim misin? Vermiyorum. Ya ne var versen ölür müsün Kamila bacı? Hayat memat meselesi ya. Kart Ayşe, hatırlasana be ben
ben ilaçları attım da sen de böyle böyle ezdin hepsini ya. Yok bende ilaç. Doğru değil ya. Biz gidip alsak öyle olmuyor mu? Yeşil reçeteli o ilaç, Allah Allah. Doktorun yazması lazım be. Ya ilaçlar olmadan biz şimdi Gökhan'ımı bayıltıp nasıl koynuna karı sokacağız ya? Allah seni kahretmesin Ayşe. Ha eline davul alıp ilan etseydin bari salak. Ben anladım sizin derdinizi tabii. Kolayı var be. Ne var onda, ilaca falan gerek yok. Bulun güzel bir kız, sokun koynuna, o kadar. Nasıl yani? Ya güzel bir kız bulun işte. Gökhan da hayır diyemezsin kıza. Kendi istesin, koynuna soksun kızı. Bu kadar. Karı doğru değil ya. Kız aferin sana, aklınla bin yaşayasın. Ya karı ver, karı ver. Biz etrafımızda bizden daha güzel karıyı nerede bulacağız ya? O da var. Var var. Gazeteye ilan verelim. Yok olmadı canım. Radyodan canlı yayın yapalım. Ya Möhteber abla, radyo mu kaldı artık ya? Azıcık aklınızı kullanın, aklınızı. Unutmayın ki biz bu işi keşlerden gizli yapıyoruz. He. Babaanne, babaanne! Ne? Hasenize, gelmiyorsunuz mu? Nereye geleceğiz final? Ses yarışmasında finali kaldım ya. Ses yarışması mı? O ne bu? Yarışma işte babaanne. Seçilen birinci oluyor. Lan ses yarışmasını düşünecek bizim halimiz mi var? İşimiz başımızdan aşkın. De haydi git. Yallah, yallah. Bu karakter herkes bunu üvey evlat muamelesi yapıyor. Ağa torunu muyum? Marma çocuğu muyum belli değil. Ha bana bak, bak geliyor ha beş kardeş, bak geliyor beş kardeş. De haydi. Ya bizim derdimiz başımızdan aşkın. Seni hala yarışma gönderecek. Karılar. Buldun. Neyi? Kumayı nasıl bulacağımızı buldum. Nasıl olacakmış o? Ya siz o işi bana bırakın. Ay ablacığım. Nasıl olacak? Ya. Nasıl olacak? Ben buldum. Tamam, nasıl olacak? Öyle. Dur azıcık keyfini çıkarayım be. Nasıl bir olacak? Asiye nasıl olacak? La bir dur! Nasıl olacak? Ayşe. Anda şu, nerede şu zayıf olan var ya, ona birkaç kilo neyin aldırsak vallahi ondan kuma olur ha. Yok be abla. Bence şu arkadaki balık etli olan var ya, böyle tombik. Onu azıcık zayıflatsak daha iyi olur gibi geldi bana. Yok onu bırak da şimdi şu arkadaki sarışın var ya. Biz şimdi onu siyaha boyadık mıydı? Anda olmasın ha. Yok yok, bence onun arkasındaki esmer olanı biz sarıya boyayalım. Öyle daha iyi olur sanki gibi geldi bana. Saçmalamayın be. Ben bu konuda hayatta sarışın sokmam. Biliyorsunuz ki ağamın sarışınlara karşı zaafı var. Ama şeytan kulağına kurşun ha. Biz afete kuma bulalım derken kendimize mi bulacağız ki ne? Aman köpeğim. Allah'ım korusun, Allah yazdıysa bulsun. Amin. Oh. Ayşe. Ha. Kız şu kim ki ne? Hangisi abla? Ha bak şurada yaşı geçkin canı olan. Acaba kuma adaylarından birinin anası mı ki ne? Ha? Yok Möteber abla. He. O direkt kendisi kuma adayı. Kız sen ne yaptın? Kız onun yaşı Möhteber abladan bile fazla ya. Onu niye çağırdın? Asiye, o benim işteknem. Gökhan'a kuma diye hiç kimseyi bulamazsam direkt onu alacağım. Ayşe, senin kafa hop yine gitti ha. Biz Gökhan'a analık yapsın diye birini aramıyoruz. Değil mi? Ya, Möhteber abla, sen olayı bilmiyorsun. Kadın tam bir doğurganlık abidesi. Kesin Gökhan'ıma da 3-5 tane doğru verir. Kız abuk subuk konuşma ya. Bir şey sorabilir miyim? Ha. Ha, sor canım. Seçmeleri öde samalıkta yapıyorsunuz. Ya hiç kimse görmez. Ha şimdi iki gönül bir olunca samanlık neyin seyran oluyor konseptini biz uygun bulduk buna, değil mi Ayşe? Ha. Tamamen konseptir meselesi. Tabii konsept önemlidir. Önemli. Şimdi karılar bakın. Bizler sizi çok zorlu bir takım yarışmalara davet tutacağız.
Bu yarışmaları kazanan kişi gelinimiz olmaya hak kazanacak. Hazır mısınız? Bir şey sorabilir miyim? Ha! İstediğimiz bozuk erkeğine kuma gelebiliyor muyuz? Oy! Kız sen beni sinirlenip kendini öldürtecek misin ama? Kız burası çoktan seçmeli damat adayı şeysi mi? Biz kimi dersek onunla evleneceksiniz, yok öyle şey. Kalender bozuk da çok karizmatikmiş. Sen ne dedin, sen ne dedin ki ne? Valla bak şimdi testeremle senin o derin böyle ipincecik bir yüzlerim o zaman görürsün ha kimmiş karizmatik neyin. Tövbe tövbe. Kalender ağanın kontenjanı dolu yavrum. He. Pazar bozuk da çok yakışıklıymış. He canım, öyledir kendisi, ben doğurdum. Yalnız biz seninle bu işi çıkışta bir konuşalım, değil mi? Sen benim yanıma gel. Evet, evet, mevzuyu dağıtmayalım. Karılar, gözünüz başınız ayrı oynamasın. Biz bu yarışmayı biricik oğlum, Küçük Gökhan'ım için yapıyoruz. Vallahi beni sinirlendirmeyin. Hepinizi bir kalemde diskalifiye ederim ona göre. Eder. Eder. Evet, ilk grup. Hoş geldiniz. Şimdi, eğer kim benim gelinim olacaksanız çok güzel şırdan yapmak zorundasınız. Ama görüyorum ki bazılarınızın bu güzelin bağırsakları görünce yüzü eşkidi. Onlar şimdi hiç tereddüt etmeden derhal yarışmayı terk edebilirler. Kız, Ayşe. Ha biz buraya aç baş bulmaya mı toplandık yoksa Gökhan'a doğurgan bir karı bulmaya mı toplandık? Asiye. Ne? Zemheri'den sonra ekilen darıdan, şuradan yapamayan karıdan karı olmaz ki. O karının doğuracağı çocuktan da hayır gelmez değil mi? He tabii. Marifet önemli bir şey Ayşe, doğru. De haydi, başlayın doldurmaya. Bu çok tuzlu olmuş ki ne? Ya böyle pirinci de pişmemiş gibi değil mi? Böyle kıttır kıttır. Vallahi bu şırdanın nanesi ne az ne fazla. Maydanozları ince ince kıyılmış. İç harcı da tam kıvamında pişmiş. Ayşe. Ha. Kız tadına bakmadın ki ne? Nereden anladın? Yo, ben anlarım. İnanmıyorsanız siz bakın tadına. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu şırdanın kimyonuna biraz cimri davranılmış. Ben kimyonsuz şırdana şırdan demem. Çok haklısın Ayşe'cim. Kimyon, ı-ı. Hakikaten ha. Kimyonu yok kim mi? Karılar, çok üzgünüm ama şırdan destini geçemediniz. Haydi canım, sizi uğurluyoruz. Kız dur, daha yemedim ki. Of da Ayşe be. Yok. Almamız. Yok anam yok. Anam da sizleri de uğurluyorum. De sıradaki haydi. Yemeğe geçelim. Mıhlama mı? He, mıhlama. Kız, senin gelinin teorik olarak benim de gelinim olacağına göre mıhlama etmeyi bilmesin mi? Ha, Asiye doğru dedim. Bilsin, bilsin. Olmamış. 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 Haydi size güle güle. Of. Oy. Pardon, yarışma burada galiba. He burada. O zaman şarkıma başlayabilir miyim? Şarkına mı? Evet. Kırmızı gül demet
Demet kırmızı gül, Demet Demet sevda değil bir alamet. Balam nenni, yavrum nenni. Kız şimdi bu ne yaptı ki ne? Şarkı söyledi Mütebber abla. Bunu anladık değil mi? He canım, şimdi sen bize niye bu şarkıyı okudun ki ne? E burası şarkı yarışması değil mi? Ay kurban olurum, o yarışma bitti yavrum ya. Yok, bizimkisi şarkı yarışması değil canım. Bizimki kuma yarışması. Heh, ondan sebep maalesef seni de uğurluyoruz. Haydi güle güle. Ve haydi. Of. Ne yapacağız ki şimdi? İsmeler de bulamadık ya. Ya karılar, bu sesi güzel olanın kendisi de pek güzeldi. Acaba ona da mı şırdan doldursaydık ha? Kız sen abuk sabuk konuşmasana ya. Ha bu gelen karı evli midir, bekar mıdır, çoluğu çocuğu var mıdır? Hiçbir şey bilmiyoruz hakkında. Sen ne diyorsun? Bize ne? Bu ya hakikaten Ayşe ya, iyice saçmalamaya başladı. Sen de hop kafa iyice gitti ha. Yok yani bizim başka bir hal çaresi bulmamız lazım gel. Aman ne. Aman ne.